Herkese selam arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım çok 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 iyisinizdir. Ben Gökhan Yıldırım. 6 yıldır dünyayı geziyorum ve şu ana kadar 113 tane ülkeye gittim. Ve şu anda da 114. ülkem Rusya'dayım. St. Petersburg'dayım. Sizinle beraber çok güzel gezeceğiz Rusya'yı. Şu anda da olduğum yer hosteldeyim. Burası adı Druzhyana Sennoy Hostel. Şehrin göbeğinde, St. Petersburg'un merkezinde, Ermitaj Müzesi'ne yürüyerek 10-15 dakika mesafede bir yer. Bakın böyle mükemmel bir odada kalıyorum. Hemen şöyle size manzarasını da göstereyim. Bakın böyle bir manzarası var. Diğer tarafımızda da bir nehir var. Nehir manzaralı odalar da var ama benim odam ne yazık ki param yetmedi ona, öyle söyleyeyim. 10 dolara sadece burada kalıyorum. Ve o da bana özel sadece. Öyle mis gibi takılacağım. Afrika'da 50 dolar para verdikten sonra hostellere, burada 10 dolara kalabileceğim. Gerçi Afrika'da hostel değil, otel de onlar ama. Neyse. Evet, şimdi sizinle beraber bugün St. Petersburg'daki ilk günümü yaşıyoruz ve sokaklara çıkıyoruz. Bakalım acaba hayat bize neler gösterecek. Hadi başlayalım. Hazır mıyız? Gidiyoruz. Kamerayı buraya taktım bu arada arkadaşlar. Böyle yanında duracak kamera. Bu şekilde gezmeye çalışacağız. Yani bazen sallanabilir, yamuk olabilir. Ama en azından size olanları, her şeyi göstermeye çalışacağım. Nasıl gözüküyor bakalım. Böyle yapınca ne oluyor? Gayet okeyiz ya. Çat çat çat. Okey. Haydi. Şu kapımızı açalım. Okay, so for you. What's that? Open here. Tulia Balam, if you are bored, write to me. I seem to be a good person. Thank my you. Number. Thank you so much. Okay, this is your number. And Telegram. Okay, you got your Telegram. Balla bene. Balla bene. Balla bene. Ah, okay. Italian. Okay, Italian. Okay. Okay, I will write you. And now I'm going to take a video for my YouTube channel, and then I will come back here maybe 2 hours later. I okay, now I'm going to take a video. Oh, okay. And then I'll come back 2 hours later. Okay, no problem. Okay. Az önce o gördüğünüz kız arkadaşlar, ben hostele geldim. Resepsiyondaki işte bir kızın arkadaşıydı. Bu kız da burada kalıyormuş. İşte çat pat İngilizcesi var. Nasılsın, iyi misin falan konuştuk. Sonra diğer resepsiyondaki kız için şey dedi bana. Arkadaş benden hoşlanmış. Eşin var mı dedi. Dedim yok, eşim benim. Aa ne güzel, senden hoşlanmış falan. Güzel dedim. Şimdi de bana diyor ki eğer canın sıkılırsa bana yaz. Hani çıkalım sana gezdireyim falan diyor. Ne kadar tatlı ya. Bak tanıştığım iki kız böyle çıktılar. Rusya gerçekten çok güzel bir yer gibi geliyor bana şu anda. Şöyle bir kameraya bakalım. Burası da hayatımda ilk defa bir donmuş göl görüyorum. Çok iyi be. Cidden çok güzel gözüküyor. İlk defa böyle bir şekilde donmuş nehir, pardon. Şu anda St. Petersburg'da sokaklarda yürüyeceğiz. Önce bakalım tabii neredeyiz. Buradan geçsek, oradan öyle yapsak. Aynen. Biraz hava soğuk. Böyle bir -6, -7 derece. Ama bence gayet iyi. -6, -7 bana çok da soğuk gelmiyor. Allah. Ay, öyle bir geliyorsun ki. Her yer buz, her yer. Hava burada -6. Yerler buz. Ama sıkıntı yok. Korkanın çocuğu olmaz deyip yürüyoruz sokaklarda. Şimdi size şeyi de göstereceğim. Burada şu anda arkadaşlar 1 dolar 90 ruble civarında. Evet.
size şimdi parayı göstereceğim, bulabilirsem eğer. Bakın. Bu 10 dolar. Üstünde bir kilise var, bir de sanırım rahip gibi bir adam var. Öyle bir parası var ve 10 dolar. Şimdi gidelim bakalım. Ne varmış buralarda ya. Beklediğinden sıcak bu arada. Yani -6 bana çok okey şu anda. Bu arada arkadaşlar, ben üniversitede Rusça mütercim tercümanlık okuduğum için Rusçayı biraz anlıyorum. En azından alfabesini yazabiliyorum, okuyabiliyorum. Birçok kelimeyi de aslında anlıyorum. İşte günümü geçirebilecek kadar Rusça biliyorum diyebilirim. O yüzden benim için bir tık daha rahat olacak Rusya'da gezmek. Fransız sömürgesi olan Batı Afrika ülkelerinden sonra en azından dilini az çok anlayabildiğim bir yerdeyim yani şu anda. Abi her yer buz. Her yer. Yani burada bir yerden sonra artık yürümek can sıkabilir ha. Ben kendimi Afrika'ya atabilirim herhalde böyle. Yeter artık buzda yürümek istemiyorum deyip. Ama çok keyifli ya. Çok, cidden çok güzel bir yer St. Petersburg. Çok sevdim şu ana kadar. Bu ne? Mumbai bak. Hop. Hint restoranı bulduk. Şu binaların güzelliğine bakar mısınız ya? Allah aşkına ya. Çok seviyorum ha ben binaları. Şuna bak ya. Şu anda karşıda gördüğünüz yerde Sini Most, yani mavi köprü. Maviye boyamışlar. Adında mavi köprü koymuşlar. Rusların bu düzlüğüne gerçekten bayılıyorum ya. Vallahi billahi bayılıyorum yani. Adamlar hiç öyle kafalarını yormuyorlar. O ne güzel bir şey be. Bakın. Birazdan çok güzel bir şey göreceksiniz. Şu anda da görüyor musunuz bilmiyorum. Çünkü omuzuna takılısınız. Mükemmel bir şey ya. Uf. Çok güzel gözüküyor. Baksanıza. St. Petersburg gerçekten de şu şiir, yani şairlerin, yazarların niye buradan çıktığı çok açıkça belli değil mi ya? Baksanıza. Yani Rus dili ve edebiyatı okurken hep düşünüyorduk hani bunlar bu havanın çirkinliğinden kesin depresyona girip şiir şair oluyorlardır falan, ama yok abi. Yani çok güzel be. Şehir sevdim şu an. Uzun zaman sonra bir şehri sevdim. Burası Aziz Aysek Katedrali. Şöyle size tam gösterebiliyor muyum acaba? Şöyle yapayım. Bu adamlar bu kilise işini yapıyorlar ya. Yani katedral kilise dedim mi de gerçekten Slavlar yani. Adamlar bu işte Nirvana. Çok güzel gözüküyor. Burada da bir erkek kızın fotoğrafını çekiyor her zamanki gibi. Önünde büyük ne, burada bir havuz gibi bir şey vardı, donmuş. Çok güzel. Allah. Şimdi bunun altına da gelip bir şey yazmayın lütfen arkadaşlar. Ukraynalılara şöyle oldu, ona bunu, bu oldu falan filan. Ben ilgilenmiyorum. Beni karıştırmayın artık. Kuzey Kore'den, Suriye'den sonra yeter. Lütfen beni bu işin dışında tutun. Ben sadece ve sadece geziyorum. Bu arada şu anda buraya giremiyoruz arkadaşlar. Çünkü şöyle göstereyim size. Bakın kapalı yazıyor. Perşembe 10.30'da açılacakmış. Yani yarın açılacakmış. Bundan bir sonraki videoda buranın içini de görebilirsiniz. Bu kuzey ülkelerinde en sevdiğim şey böyle küçük parklarda yürümek olabilir. Çünkü hem kimse olmuyor. Hem de ya şuraya bakar mısınız ya? Allah aşkına bir şuraya bakın yani. Şunun güzelliğine bakın. O kadar güzel geliyor ki bana bak. Her yer kar. Yollar temizlenmiş. Çok buz yok. Gerçekten otururum burada yani. Şu an yanında birisi olsa otururdum büyük ihtimalle. Ama tek başıma deli şey yapmış gibi oturmak istemiyorum. Aysek Katedrali'nin, yani Aziz Aysek Katedrali'nin arkasındaki park burası. Şimdi buna devam ediyoruz ve bronz atlı heykelini görmeye gidiyoruz. Oradan da Kışlık Saray'a geçeceğiz.
Kendimi şu anda malum kişi gibi hissettim. Kışık saraya falan gidiyorum. Bakın tam bronz atlı heykel tam karşımızda. Böyle bu videoda ufak tefek sokaklarını gezelim. Ne yapıyoruz, ne edeceğiz bakalım bir. Zaten sonrasında daha detaylı da gelecek. Hem de ben de alışmış olacağım. Burası şehrin en büyük simgelerinden biri. Hemen Google Maps'ten size ne olduğunu okuyorum. İkinci Katerina tarafından yaptırılan, adını da bir Pushkin şiirinden alan, inşası da 1782'de tamamlanan bir simgeymiş. Her ülkede olduğu gibi bu da tabii ki bir atlı bir asker, bir komutan var yani. Güzel ama. Altındaki taş bile güzel. Hoşuma gitti. Sokaklarda kimse yok. Bu o kadar hoşuma gitti ki. O kadar ya. Ben şimdi buradan öküz gibi karşıya geçsem ne olur? Beni vurmazsınız değil mi? Ben geçerim ya. Tık 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 tık. Kimse burada bu şekilde karşı karşıya geçmiyor. Beni şu an polis görse ceza falan kesebilir yani. Neyse. Abi şu nehrin bir bakın güzelliğine ya. Şu donmuş nehrin güzelliğine bakar mısınız ya? Bakın burada kırık buz parçaları var. Çok güzel ya. Şimdi saray meydanına doğru gidiyoruz. Belediye çalışmıyor. Temizleyin diyen herifler neyi temizleyecekler? Yanında donmuş göl var heriflerin. Bakın mükemmel ya. Yani bir Allah aşkına şuranın güzelliğine bakar mısınız ya? O kadar sevdim ki St. Petersburg'u. İnsanları da çok tatlı. Bilmiyorum ya ben zaten kuzey tarafını seven bir insandım. Ama şimdi çok daha seviyorum. Hava buz bu arada. Şu an götüm donuyor. Çok ciddi götüm donuyor. Şunu şöyle taksam yakışıklı güvenlik olur muyum? Bak. Çok güzel bir yer. Devam. Bu arada planımız şudur arkadaşlar. 16 günlük bir vizemiz var. 15 gün diyelim. Online vize aldım. 80 dolar karşılığında. Planımız şu. St. Petersburg, Moskova, Yakutistan ve Irkutsk. Irkutsk'ta Baykal Gölü'nü görüyoruz. Oradan da trenle Moğolistan'a geçiyoruz. Planımız bu şekilde. Değişmez diye düşünüyorum bir sıkıntı çıkmazsa. Böyle takılacağız. 15-16 gün boyunca. Ve her gün video çekmeyi planlıyorum. Eğer yine bir sıkıntı çıkmazsa. Arkamın güzelliğine bakar mısınız? Abi ya. Delireceğim. Vallahi delireceğim ya. Of, 35 dereceden eksi 10'a geldim. 45 derece değiştirdim hayatımı. Biz de böyle yaşıyoruz işte. Devam edelim hadi. Şeye gidiyoruz. Ne o? Saray meydanı. Saray Palace Square. Hermitage Müzesi'nin olduğu yer. Hadi. St. Petersburg özelinde şunu da söyleyebilirim size. Ben içlikler falan filan aldım. Diğer yerler için, Yakutistan, Moskova için falan. Ama St. Petersburg'a hiç gerek yok. Öyle içlik falan giymeye. Hava şu anda evet -6, -7 derece olabilir. Ama bir kere üşütmüyor. Tek yapmanız gereken şey, buraya gelecekseniz senin arabanın egzozunun içinin ne diyordum? Dediğimi unutturdu bana ya. Tek yapmanız gereken böyle polarlı bir pantolon almak. O sizi her türlü götürecekti St. Petersburg özelinde. Tipe bak. Görebiliyor musunuz ya? Allah aşkına bak giyinişe bak. Fotoğraf çekilmek için giymiş. Hello, how are you? Let's go to picture. No, I don't have cash, bro.
No cash. I maybe mobile bank. Huh? Mobile bank. But what's that? Mobile bank. What's that? Mobile payment. Yeah. Okay, şu anda olduğumuz yer. Ben burayı 11 sene önce Rus dili ve edebiyatına ilk başladığım zamanlarda okuduğumuz, çalıştığımız kitaplarda görmüştüm. Bu meydanı, bu arkamdaki binaları. Tabii o zamanlar benim bir dünya turu hayalim vesaire yoktu. Böyle bir planım, bir düşüncem bile yoktu. Ama şu an neredeyiz? Bu sütun da Napolyon'a karşı kazanılan bir zaferi simgeliyormuş. Hemen burası da Ermitaj Müzesi. Bir insan hayatı yetmiyor bu müzeyi gezmeye. Yarın gidip gezeceğiz. Çok uzun bir süre kalacağız. Video çekebilir miyim içeri? Hiçbir fikrim yok. Ama eğer izin verirlerse tabii ki çekmeye çalışacağım. Mükemmel bir yer çünkü içerisi. Eminim çok güzel olduğuna. Yıllardan beri hayalimde olan bir yer. Bilmiyorum ya. Burası çok garip şeyler hissettirdi bana. Çok mutluyum. Huzurluyum. Çok iyiyim. Şükür be. Allah'a şükür ya. Yani. Evet, GoPro kapanıyor arkadaşlar sürekli. Hava şu an sanırım akşam oldu, bir de güneş gitti. Eksi onlara falan geldi büyük ihtimal hissedilenim. O yüzden sıkıntı başladı yani. Ben artık bir yerlerde bir şeyler yemek istiyorum. Bakalım bulabilirsem bir yerlerde bir şeyler yiyeceğim. Güzel bir şeyler yemek istiyorum yani. Attım şimdi kendim bir Özbek Gürcü restoranına. Bu patruşkiymiş, tavukmuş. Bu da Gürcü ekmeği. Şimdi patruşki ile bayağı hamur abi. Bu ne oğlum? Bakın patruşki o kadar güzel ki. Tavuk bir de bu ne? Tavuğun neyi bu ya? Sanırım bu tavuk ciğeri ve gerçekten çok güzel. Tadı bana ciğer vibe verdi. Çok güzel. Gerçekten çok beğendim. 10 üzerinden 8.5-9'um var yani. Sabahtan beri açtım. Şuraya bakın. Yok ettim. Resmen yok ettim ve daha şaşlık gelecek. Çok güzelmiş. Patruşki, Gürcü yemeği ve Gürcü ekmeğiyle beraber çok hoşuma gitti. Oh be. Afrika'dan sonra da yemek yiyoruz ya. Sonunda ya. Bu videomuzu burada bitirelim artık. Sokaklara baktık. Gezdik, dolaştık biraz. İlk günümüzü yaşadık. Neler ne var bir gördük. Yarın yine devam ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Bakıyorum herkesi. Ben şimdi yumuluyorum. Sonra sizlere görüşüyoruz. Hadi bay bay.